sen? Bir varmış, bir yokmuş. Yine günlerden bir gün ormanda dolaşırken kurdun aklına harika bir fikir gelmiş. Bu fikri gerçekleştirmek için kimden yardım istemesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Süslü! 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 Neredesin? Süslü kendisine yeni bir kıyafet tasarlarken içeri kurt girmiş. Bana bir tavuk kostümü yapar mısın? Tavuk tüylü bir mont mu? Yoksa ibi olan bir şapka mı? Hayır hayır, tam bir tavuk kostümü. Katılacağım bir parti var da. Süslü kurdun bu isteğinden şüphelenmiş. Benim böyle bir kostüm partisinden haberim yok. Nerede olacakmış ki? Sen tanımazsın. Yukarı kasabada. Sadece kurtlar katılıyor. Peki o zaman, elimden geleni yaparım. Süslü gece gündüz çalışmış. Tavukların dökülen tüylerini toplamış, sonunda kostüm hazırlamış. Gerçekten çok güzel oldu. Bak, tavuğa benzedim. Pek süslü görünmüyorsun ama istediğin buysa... Yo, şahane. Beni horoz bile ayırt edemez artık. Horoz mu? Horoz mu dedim. Yok, kurt arkadaşlarım yani. Sen bir iş çeviriyorsun ama... Dur bakalım, benim de bir planım var. Kurt kostümü alır almaz eve gitmiş ve akşam olmasını beklemiş. Akşam olunca kıyafeti giyip sinsi sinsi kümese yaklaşmış. Amacı tavukları kandırıp yumurtalarını çalmakmış. Kurt kümese girmiş ama tavuklar yerinde yokmuş. Boşa giyindik iyi mi? Bilseydim kurt olarak gelirdim. Neyse, yumurtalar benim. Ne yapıyorsunuz tavuk hanım? Ben yumurtalara bakıyordum. Ay canım, nasıl üşümüş. Bu kümeste yabancı tavuk istemeyiz, tamam mı? Ay, tamam korkutma beni. Hemen gidiyorum. İmdat! Seni şaşkın kurt seni. Bizi yine kandıracağını sandın değil mi? O olsun sana işte. Böyle korkar kaçarsın. Bir varmış, bir yokmuş. Ressam bir ağacın altında oturmuş, ağlıyormuş. Ne oldu böcürek? Resmim uçtu ve
dala takıldı. Ulaşamıyorum. Bu mu? Evet. Benim için alır mısın? O an kurdun aklına hain bir plan gelmiş. Alırım ama karşılığında beni görünmez yapacaksın ki yumurtaları kümesten rahatça alayım. Ressam şöyle bir düşünmüş. Aklına güzel bir fikir gelmiş. Bak kimse beni görmeyecek, ona göre. Tamam, tamam. Duvara dayalı dur. Ressam kurdu o kadar güzel boyamış ki kurt ağırın ahşap duvarından ayırt edilemiyormuş. Al bak, görünmüyorsun artık. Kurt bu duruma çok sevinmiş. Hemen kümese doğru yola koyulmuş. Kümeste de her şey yolunda gitmiş. Kurt yumurtaları tek tek almış. Kümesin kapısı açılmış. Ama neredeyse ressam bile kurdun çıkıp ilerlediğini görememiş. Eyvah! Yanlış bir şey mi yaptım ben? Bu yumurtaları alıp gidiyor. Ressam hemen gidip durumu köpeğe anlatmış. Bey, nereye böyle ellerin dolu? Hangi kurt? Ben değilimdir. Ben görünmüyorum ki. Görünmüyor musun? Arkandan kuyruğun ortada. Onu nasıl saklayacaksın? Yumurtaları alayım. Ver geri, ver. Şaka canım. Şaka yaptım. Tabii. Ben sana göstereceğim şakayı. Şu yumurtaları geri vereyim tavuklara. Bekle sen burada. Köpek yumurtaları güvenle yerine koyduktan sonra başlamış kurdun peşinden koşmaya. En güzel resmim bu olacak. Batan güneş, koşan köpek ve kaçan kurt o kadar güzel görünüyormuş ki ressam dayanamayıp bir resim daha çizmiş.